Bir Kadın'dan herkese merhaba. Her hafta alışık olduğumuz saatten farklı bir saatle karşınızdayız. Bu hafta saat 15'te karşınızdayız. Bir haftalık bir durum bu. Haftaya yeniden aynı saatimizde pazartesi günü 20'de karşınızda olacağız. Bugünkü konuğumuz yine çok yönlü bir kadın. Tiyatro oyuncusu, sinema oyuncusu, dizi oyuncusu, insan hakları aktivisti ve drag queen Seyhan Arman. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Neden saat 20'de değil de 15'te yaptık onu merak ettim. Bu haftalık böyle. Tamam. Gündüz kuşağına daha uygunum ben. Yok. Aslında normalde sizin saatiniz 15'e uygundu. Bant çekip akşam yayınlayacaktık. Ama akşamları Periskop bazen maçlardan dolayı falan yayın yapılmasına izin vermiyor. Dedik zaten hem böyle bir durum var hem de konumuz bu saatte geliyorsa bari gündüz bu saatte canlı yapalım diye düşündük. İsteyen de 8'de tekrar izler. Evet, tekrar zaten hafta içi tekrar da yayınlıyoruz. YouTube kanalımıza koyuyoruz. İsteyen istediği saatte izleyebiliyor. İzin veriyoruz, okey. Evet. Çok teşekkür ediyoruz davetimizi kabul ettiğiniz. Ayaklarınıza sağlık. İyi ki geldiniz. Sizin gibi bir kadını ağırlamak bizim için çok büyük bir keyif ve onur. Adana'dan İstanbul'a gelişle başlamak istiyoruz. Adana'da dünyaya geldiniz. İstanbul'a nasıl geldiniz? Tahta bavulla, Haydarpaşa'ya trenle diye. Nasıl geldim? Yani hiç İstanbul hayalim yoktu açıkçası benim. Ankara'yı biliyordum. Daha büyük şehir olarak Ankara'yı çok böyle sevmesem de Adana'dan daha büyük bir şehir olduğu için Ankara'yla ilgili planlarım vardı. İstanbul'la ilgili hiçbir planım yoktu ama Çanakkale'ye bir tiyatro oyunu turnesine gelmiştim. Bedensel engellilerle tiyatro yapıyordum. Sonra burada bu kadar çok tiyatro olduğunu gördüğümde, peruk gördüğümde, palyaçoluk yapıyordum o dönemde aynı zamanda. Palyaço malzemeleri görünce ay dedim burası benim şehrim. Hani ne işim var Adana'da, Ankara'da, ben İstanbul'a taşınayım. Karar verdim. O turneden sonra, Çanakkale turnesinden sonra geldiğimde bir 15 gün kalmıştım. Adana'ya gittim. 15 gün içerisinde bütün işlerimden ayrıldım. Çünkü o zaman da birçok iş yapıyordum. Ne bileyim işte market animasyon yapıyordum, çocuk tiyatrosu yapıyordum, büyük oyununda oynuyordum, tıpatıp şov yapıyordum. Bir anaokulunda işte böyle drama hocası gibi bir şey, öyle bir şeyler yapıyordum falan. Hepsinden ayrıldım ve 15 gün sonra İstanbul'a geldim. Bayağı böyle köyden indim şehre gibi. Hiçbir şey bilmeden, hiç kimseyi tanımadan çıktım geldim ve İstanbul maceram başladı. Peki tiyatro ile nasıl tanıştınız? 14 yaşında tanışıyorsunuz galiba. Şöyle, yani aslında hani herkesin hikayesi var da ilkokulda şöyle böyle. Ben de öyle ilkokul tabii ki ama onunla herkes tanışmıştır. 14 yaşında falan böyle Kardeş Oyuncular diye bir tiyatro vardı. Böyle solcu abilerin, ablaların olduğu bir tiyatroydu. Onlarla ilk tanıştım. Oraya gidip geliyordum. Sanırım o dönemde babam izin vermedi, tam bilmiyorum ama sonra orayla bağım koptu ve bu bedensel engelliler tiyatrosuyla, bir dönem adı sakatlar tiyatrosuydu falan. Onlarla başladım. Bir radyoda çalışıyordum ben o 15 yaşlarında. Oradaki yönetmen benim dinleyicimdi, dinleyicimmiş radyodan. Bana şey dedi, bir tane oyun var, orada da bir sunucu rolü var. Bunu oynar mısın? Oynarım dedim. Gittim sunucu rolü için. Sonra bir hayali karakter vardı, Selma Hanım diye. Yani bahsediliyor. En sona gireceği zaman, hani şakası şu kadardı oyunun. Ondan önce gelen bütün kişilere müdür girin diye çok sert bir tonla şey yapıyor. Selma Hanım geliyor, yani giriniz diyor ve birinci perde bitiyordu şaka. Ben hemen dedim ki, ay bu Selma Hanım girsin falan diye. O zamanlar şey vardı böyle, kapı fellik çuk 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 falan, hatırlarsınız bizim hepimizin şeyinden. Öyle şarkılar söylüyorum, böyle bir şey yaptım kendimce. O karakterle başladım. Sonra başrol oyuncusu ayrıldı, bir de onu da aldım. 2-3 rol birden oynuyordum. Öyle başladı. Sonra o tiyatro ile uzun dönem devam etti. Ondan sonra orada tanıştığım birkaç arkadaşımla beraber başka işler yaptık. Çocuk tiyatrosu, Adana Sanat Tiyatrosu'nda çocuk oyunları oynamaya başladım. Bir 5-6 yılda orası devam etti. Zaten artık işte İstanbul'a gelmiş oldum. Şimdi biraz hemen ödüllerinize geçmiş olacağız, böyle hızlı bir geçiş yapacağız ama 22. Ankara Uluslararası Film Festivali teslimiyetle jüri oyunculuk özel ödülü ve 23. Uluslararası
Singapur Film Festivali'nde de Güneş'i gördüğümde en iyi performans ödülüne layık görüldünüz. Yani o en iyi performans ödülü benim değil zaten. Hani çok ana kastada bir şeyde değildim Güneş'i gördüğümde. Bütün kasta verdikleri için işte bizim de sayılmış oluyor emek verenler için. Ama teslimiyet tabii size... Evet, oradaki arkadaşlarımla beraber aldığımız bir şeydi. Öyle, evet. Peki İstanbul'a geldiniz, tiyatrocu olmak için geldiniz. Hemen sonra ne yaptınız? Yani nereye başvurdunuz? Nasıl tiyatrocu geçti? Olmak için geldim diye bir şey yok aslında. İstanbul'a gelmek istediğim için geldim. Şöyle, ben Adana'da palyaçoluk yapıyordum. Ve palyaço malzemesi yoktu o dönemde. Böyle eskiden şeylerde, nedir onun adı? Pastanelerde rafya vardı. Bilir misiniz bilmiyorum. Kutu paketleyince üstünü böyle bağlarlardı renkli kağıtlar. Onu da şöyle yapınca lüle lüle olurdu ya. Ben o lüle lülelerden renkli bir peruğun içerisine dikerek kendime peruk yapmıştım. Palyaço peruğu. Ne bileyim pimpon topunu ojeyle kırmızıya boyayıp keserek burun yapıyordum. Tıpatıp şov yapıyordum mesela Banu Alkan, Bülent Ersoy gibi taklitler. Onları da Orlon'dan saç yapıyordum. Kendi saçım uzundu mesela işte sizinki kadar. Onu böyle şurasını krepeliyordum Bülent Ersoy yaparken. Arkasına düz böyle Orlon yapıyordum. Ya da boneye sarı Orlon'ları yapıştırıp dikerek Banu Alkan yapıyordum. Yani böyle yokluk içerisinde bir şeydi. Buraya geldiğimde o perukları görünce bir de Adana'da her yıl özel tiyatrolarda Yaşar Ne Yaşar Ne Yaşamaz'ı izlerdik. Devlet tiyatrosu zaten o dönem çok iyiydi gerçi şimdiyle kıyasladığımızda. Birkaç oyun çıkarırdı ve böyle bir açlık vardı benim açımdan. İzleyici olarak da öyle bir açlık vardı. Buraya gelip böyle onlarca tiyatroyu görünce, devlet tiyatrosunun bile kaç tane sahnesini o dönemde görünce dedim ki ben hani burada olmalıyım kesinlikle diye. Ve o sebeple geldim. İlk etapta böyle hemen tiyatroyla şey yapamadım. Yani sonuçta şu anda bile tiyatrocular böyle bir şeydir, kapalı kutudur. Herkes tanıdığını işte bir şey yapmak ister. Tanıyor olmak, oyunculuğunu biliyor olmak ister. Burada böyle bir şeydir, sınıfsal şeyler var. Konservatuar mezunu olsun isterler falan gibi şeyler var. Ben direkt tıpatıp şov yaparak... Bir tane çok uyduruk bir yerde şarkı söyleyerek falan. Ama onlar da bana böyle rolmüş gibi geliyordu. Şarkıcı falan değilim ama çıkıp işte bir şekilde ekmek parası kazandığım işlerdi. Sonra drag queenlik mevzuna geçti. Ondan çok sonra ben tiyatro camiasının içerisine girebildim. Burada birkaç oyun yapmıştım böyle yarı amatör, yarı profesyonel gruplarla. Şehir tiyatrolarının bu kapanma mevzuunda ben tiyatroya sahip çıkmak üzerine gittim. Çünkü tiyatro benim kurtarıcım derim her zaman. Bana biçilmiş yoldan beni ayıran, istediğim yola girmemi sağlayan bir araç oldu. O yüzden de hani tiyatromuz kapanıyor gibi bir şeyle tiyatroya sahip çıkmak üzerine gitmiştim. Orada birçok insanla tanıştım. Ve öyle öyle başladı benim sürecim. Yani hani İstanbul camiasındaki tiyatronun içerisine girmem. En sevdiğin, yani şöyle söyleyeyim, sinema yaptınız, tiyatro yaptınız, böyle bir tercihte bulunmak tabii ki zorunda tiyatro. Kalsınız tiyatro dersiniz. Yani ben aslında oyunculuk ama şöyle, tiyatroda şu var, tiyatro seni birazcık besliyor. Çünkü mesela şimdi Küründen Kabare'yi oynuyorum. Yeni bir projeye başlayacağım diyelim. Başka bir karakter oynuyorsun, araştırıyorsun. Ne bileyim işte o karakter gitar çalıyorsa gitar çalmayı öğreniyorsun. Sesi öyle değilse onu yapıyorsun. Bilmem diyalektini yani çalıştığın bir kere 3 ay, 5 ay sürekli aynı şeyi çalışıyorsun. Bazen tonlamanla bile ay burada bunu yanlış tonluyorsun diye böyle ekip sana müdahale ediyor. Kendini gerçekten geliştiriyorsun ve cebini çok dolduruyorsun tiyatro yaparken. Sonra ekran karşısında zaten çok şey beklemedikleri için çok önemli bir sinema filmi değilse özellikle diziler falan çıkıp cebindekini tiyatrodan kazandığını harcıyorsun. Ama benim böyle şeyim yok yani. Genelde oyuncular böyle diziyi aşağılar. Oynar ama aşağılar. Sizin işte asıl evet tiyatro er meydanıdır aynı zamanda. Ama fark etmez ki oyunculuk yaptığım her alan benim için tatmin edici. İşte drag queen performanslar yaptığımda da oyunculuk olarak bir şeyler yapıyordum. Atıyorum bir kulüpte çalışıyoruz. Hiç alakasızken oraya cats koyup beni orada kedi olmam bilme o bile beni tatmin eden şeylerdi. O yüzden oyunculuğum bence alanı yok. Sokak performansı da yapıyorum. Her yerde bir yani fark etmiyor. Tabii ki tiyatro sahnesi zor ve meşakkatli ve seni besleyen bir şey ama hepsi bir bence. Dönemin
iyi izlenen yapımlarında da yer aldınız. Mesela Yeditepe İstanbul'da yer aldınız. Menekşe ve Halil. Ve sinema filmlerinden Beyza'nın Kadınları gibi önemli projelerde yer aldınız. Hazır Küründen Kabire'ye birazcık değinmişken oraya gelelim isteriz. Biz de Gökçe'yle geçen sene izlemiştik oyununuzu. Çok güzel. Tebrikler bu arada. Hem siz yazdınız hem de oynadınız. Oynuyorsunuz. Hala devam ediyorsunuz oynamaya. Onun öyküsünü biraz dinleyelim mi? Nasıl yazdınız Küründen Kabire'yi? Önce bu bahsettiğiniz projeleri söyleyeyim. Yani o projeler, önemli projeler de benim öyle aman aman rollerim yoktu açıkçası. Benim kendimi tatmin ettiğim, sette olabilmek, kendimi var edebilmek adına işte böyle sinemaya, tiyatroya, oyunculuğa giriş yapmaya çalıştığım dönemlerin işleri onlar. Böyle dönüp baktığım zaman kamera önünde ay ya ben de bunu muhteşem yaptım dediğim böyle bazı sanat filmleri işte festival filmleri falan var. Sevdiğim ya da başrolünde olduğum ödül müdül alan filmlerimiz de var. Az önce iki tane saydınız ama tiyatrodan da ödülüm var diye. O beni daha çok gururlandırıyor tabii. Söylerim şimdi. Onlar öyle o kadar önemli, kendi içinde önemli projelerdi. Benim öyle bir olsam da olur, olmasam da olur yani. FGR'den hallice işlerdi. O yüzden orada bir kandırmayalım kendimizi. Küründen Kabare, bu camiada birazcık tiyatro camiasında kendini ispat etmen gerekiyor. Çünkü dediğim gibi insanlar şey istiyorlar, konservatuvar mezunu olmanı istiyorlar. O sınıftan tanıdığın arkadaşlarınla bir şeyler yapabiliyorsun, o zaman şansın oluyor. Oradaki hocan seni sevmişse bilmem ne oluyor gibi. Böyle bir kapalı kutu, kapalı bir grup aslında. Bir de cinsiyet kimliğim dolayısıyla oyuncu sayılmıyorum. Çünkü otomatikman şey var, oyuncu dediğim bunlar olur. Hani mankenden oyuncu olmaz, transtan zaten oyuncu değilsindir falan gibi. Böyle saçma sapan şeyleri var, tripleri var tiyatro camiamızın. Ve ben paramı Matmazel Coco'dan şov yaparak kazandığım için bir ekiple gidip de çalışamıyorum. Çünkü cuma cumartesine oyun koymak istiyorlar. Ben o gün sahnede oluyorum aynı zamanda falan. Tiyatroda da şey yok ki yani 10 kişilik ekip. Yalnız ben işte şov yapıyorum, hafta içine koyalım diyemiyorsun belirli projeler hariç. Tek kişilik bir oyun yapmak istedim. Başka projeler vardı aklımda. Birçok kadın oyunu okudum, yazılmış olanları. Onlarda da böyle benim bakış açımı çok yansıtmıyordu açıkçası. Ya erkeği ötekileştiriyor, ya biraz böyle zavallılaştırıyor karakteri, ya böyle ajite ediyor falan. Benim stilim değil öyle şeyler. Kendim yazmak istedim. Önce Matmazel Coco'ya bir şey yazdım. Onu yapacaktık, bir sebeple olmadı. Ve cebimden Küründen Kabare çıktı. Aslında ben hiç böyle bir trans bireyin hikayesini falan anlatmak istemiyordum. Çünkü benden beklenen o. Trans kadınsın işte sahnede bir şey yapacaksan çıkacaksın kendi hikayeni anlatacaksın gibi daha basit bir yerden bir şey bekleniyor. Ben de istemedim açıkçası ama cebimden o çıkınca da hocam da artık yap bir şeyler deyince tamam dedim yapalım görelim yani hani kervan yolda düzülür ne olacağını göreceğiz. Sadece ben yapacağım için çok iyi yapmalıyım diye düşündüm. Hem aktivizm anlamında bir şey anlatmak istiyorsam, hem oyunculuk olarak, hem sahne plastiği anlamında, reji anlamında bilmem ne. Çok böyle beklentim yüksekti. O yüzden çok çalıştım. Yazdığım süreçte de sonuçta ben yazar değilim. Yazdığım süreçte de çok emek harcadım. Sinem Özdek'le çalıştım, dramaturg. Onun çok kafasının etini yedim. Burası böyle mi, şöyle mi? Bazen gerçekten bir cümleyle çok uğraştık falan. Provalar da 5 ay sürdü. Hani tek kişilik oyunda 5 ay çok uzun bir süreç. Ama tatmin olamadım uzun süre. Hatta oyunum çıkıp, oyun çıktı bitti ve Engin Alkan sağ olsun çağırdım. Hocam bir gelin bakar mısınız diye. Böyle korka korka oynadım ve Engin Bey'in şey huyu vardır. Bir oyun izliyorsa eğer ona bir şey soracaksan not alır ya da işte telefonla ses kaydı yapar. Telefonla bir şey yapıyor, oynuyorum. Eyvah adam sıkıldı diye ben böyle hızlı hızlı 10 dakika erken bitirdim oyunu. Oyun bitti şey diye bekliyorum. Beşi bak bir yıla yakın yazdık, 5 ay prova yaptık. Hani şey yapacak Engin Bey, bu ne ya nasıl böyle çöpe at bunu diyecek. Ben de çöpe atacağım diye bekliyorum. Ama o kadar güzel şeyler söyledi ki böyle bir ağladım falan hatta. Ve gerçekten mi hocam, gerçekten mi böyle falan diye yaptığım şeyin çok farkında değildim. Uzun bir sürede farkında olamadım, tribe girdim. Seyirci hani beğeniyor, ayakta alkışlıyor. Ay bunlar da pozitif ayrımcılık yapıyorlar herhalde falan deyip. Sonra bayağı bir süre sonra artık yabancı seyirciyle, eş, dost, akraba değil de yabancı seyirciyle karşılaştıkça, ne bileyim belediyeye oyun oynayıp oradaki aslında hiç hedef kitleme olmayan
ya da tiyatroya uzak olan ya da benim oyuna asla gelmeyecek kitlelere oynamaya başlayıp oradan geri dönüşleri aldığımda artık yavaş yavaş kendime güvenim geldi. Evet, yapmak istediğim şeyi yaptım, daha neyin tribindeyim diye böyle bir rahatladım. Küründen Kabare benim hayatımdaki önemli projelerden bir tanesi. 2 yıldır oynuyorum. Şimdi Haziran 14 ve 26'da, onu da söyleyelim buradan. Hı hı. Mecidiyeköy'de Dada Salon Kabare'de son 2 oyun oynayacağım sezonun. Yani önümüzdeki sezona başka bir projem var ama Küründen Kabare'de sanırım ömür boyu benimle devam edecek süreci olan bir oyun oldu. Çok sevildi. İnsanlar izlemediği sürece oyun hala yeni sayılmış oluyor. Seyirci varsa da ben de oynamak isterim. Bir yandan da gerçekten hani bir oyuncu olarak kendimi tatmin ettim. İşte az önce bahsettik, ödüller aldım, alkışlandım, oyuncu kabul edildim bu sayede. Bana çok şey kattı. Benim için artık yapabileceğim her şeyi yaptım aslında Küründen Kabare ile ilgili. Fakat hala seyircisi var, hala isteyen insanlar var. En son Almanya'ya 2 oyun oynadım. Şimdi orası böyle bir 5-6 oyunluk bir turne istiyor. New York'tan bir arkadaşım çok istiyordu oynamamı. Burada zaten isteyen insanlar var. Hatta ana akım tiyatro sahnesinde bitirdiğimde, çünkü şu anda şey, kaç tane ışığınız var, tiyatro salonu böyle mi falan diyoruz. Çünkü çok çalıştık ve o istediğimiz düzeyde insanlara sunmak istiyoruz. Ben şeyi çok sevmiyorum böyle. İstanbul'da 1. sınıf bir iş yapıyorsun, sonra Diyarbakır'a gittiğinde oranın şartlarında yalap şap oynamak istemiyorum. Buradaki seyirci ne izliyorsa oradaki seyirci de onu izlesin istiyorum. Ve geçtiğimiz günlerde böyle bir çeviri yapılacaktı. Oyunla ilgili tekste bakarak ben ezberimi akıttım. Hani tam doğru mu? Çünkü Almanya'ya giderken işte öyle olacaktı. Ben kaç yaşındasın diyorsam kaç yaşındasın yazacak ve onu söylemek zorundayım. Ezberim üzerinden bakayım dedim. 2 tane cümleyi söylemiyormuşum artık tekste göre. Hemen dramaturgu aradım. Dedim ben böyle böyle bu cümleleri söylemiyorum. İşte hiçbir, yani normalde oyunu ben yazdım. Hiçbir önemi yok. Olsa da olur, olmasa da olur. Biliyorum ama gerçekten o kadar önemsiyorum ki izin aldım. En ufak bir değişiklik yapmak zorunda kalacağım zaman yönetmenimi arıyorum, Melisa İçlal Yaman Arda'yı. Diyorum ki işte Bodrum'a gideceğiz, orası küçük bir sahne. 3 tane kutuyu kullanamayacağım. Beni bozmuyor ama senin rejin için bir sorun olur mu? Yani ben ilk gün, mesela siz geçen yıl ne izlediniz? Önümüzdeki ay gelin aynısını izleyeceksiniz. Hatta daha rahat, daha bir tık ilerisini izleyeceksiniz. O yüzden ben böyle turne oyunlarında falan da çok işte tiyatro salonu, ışık falan arıyorum. Ama şunun da farkındayım. Belirli yerler, atıyorum işte bilmem ne belediyesi, küçük bir köy, Arslanlıköy, çok seviyorum ben, oraya gitmek istiyorum. Orada tiyatro yapan kadınlar var ya orada, onlara gidip mesela performans yapmak istiyorum ama bu şartlarda gidemem. Bir süre sonra biraz daha oyunu tükettiğimde tekrar bir provaya girip gelip şu köşede oynayabilecek şekilde yapacağım. O zaman mesela İstediğim yere gidebilirim. Alacağım bir tane işte aksesuar bavulumu, meddah gibi. Tabii ki oyunun bu kalitesinden ödün vermemeye çalışarak gideceğim orada, oynayacağım, geleceğim. Öyle de yapmayı düşünüyorum. Yani ömür boyu ben de devam edecek bir proje Küründen Kabare. İyi ki yapmışım, iyi ki triplerimi bırakmışım. Çok şey öğretti bana. Çok güzel yerlere getirdi gerçekten. Bayağı resmi olarak oyuncu kabul edildim Küründen Kabare sayesinde. O yüzden benim için çok önemli. Çok zorluyor tek başıma yaptığım için her şeyi ama çok önemli. İyi ki var Küründen Kabare. Biz de izlerken gerçekten hissettik onu. Ödülleriniz, Küründen Kabare ile aldığınız ödüller, az önce dediniz tiyatroyla da ödül aldım. Şu çok önemli, tiyatro camiası da gerçekten transfobik maalesef. Bundan 5-6 yıl önce böyle trans karakterleri oynayan bütün oyunculara, çok iyileri de vardı, hepsine ödül verdiler. Böyle bir şey, böyle bir aydınlanma çağıydı herhalde bizim için. Benimle ilgili bir tane ödül jürisi çok böyle çok ilgi gösterdi. Ben hiç ödül almak için bir şey yapmadım. İyi oyun yapmaya çalıştım. Ay harikasınız, şöylesiniz, böylesiniz, kulis kapılarında yaptılar bilmem ne. Dedim ki bunlar kesin bana ödül verecek. Öyle bir beklentiye soktular. Çünkü 1 değil, 2 değil, 3 değil, 5 değil. Bütün gelen jüriler aynı şeyi söyledi. Sonra onlar beni ödül törenine bile davet etmediler. Bırakın ödül vermeyi. Kesinlikle hak ettiğimi düşünüyorum. Ödül verdikleri şeylere baktığımızda ya da adaylık gösterdiklerinde yeni bir keşifleri bile yoktu. Bundan 6-7 yıl önce her peruk takana ödül verdiniz. Bu yıl da öyle oldu. Beni bir görmediler. Orada büyük bir ihtimalle, çünkü benim oyunun kategorisi en iyi kadın oyuncu.
Bunu bence cesaret edemediler diye düşünüyorum. Neyse ki Yeni Tiyatro Dergisi en iyi kadın oyuncu ödülüne aday gösterdi beni. Ve bu şuradan çok önemli, ödül alamadım. Fakat şuradan çok önemli ki Türk tiyatro tarihinde bir trans kadını ilk defa resmi olarak en iyi kadın oyuncu ödülü adayı olmuş oldum. Yani şimdi ben seneye bir iş yapacağım. En iyi kadın oyuncu ya da yardımcı kadın oyuncu neyse eğer kategori o kategorideysem ve bunu hak ediyorsam işte bu az önce bahsettiğim cesaret edemeyen jüri bana o ödülü verecek. Çünkü önünde örnek var. Evet, aday gösterilmiş oldu. Yeni Tiyatro Dergisi'nden jüri özel ödülü aldım. Üstün Akmen, ikinci Üstün Akmen tiyatro ödüllerinden de Üstün Akmen Teşvik Ödülü aldım. Onların en özel ödülü. Yani ödül almak falan çok önemli değil ama ben hatta böyle şey yaptım bu konularda böyle biraz ya niye böyle oldu falan dediğimde birisi bana şey dedi Seyhancığım bak bir sezon içerisinde İstanbul'da binlerce oyuncu sahneye çıkıyor. Onlarca yüzlerce oyun sahneye çıkıyor ve sen bunların arasından sıyrıldın. Seyirci seni gördü, bu işte ödül jürileri seni gördü, geldiler, ilgilendin. O kadar yani bu bir başarı kendi başına. Baktığın zaman evet, gerçekten öyle. Çünkü biraz rüştünü ispat etmek gerekiyor. Hani sadece cinsiyet kimliği de değil. Ben önce böyle geçen yıl çok transfobikler falan filan demiştim ama bir yandan öyle de değil. İşte konservatuvarlı değilsen oyuncu sayılmadığın bir camiadan bahsediyoruz. Ama şimdi ne oldu? Ben kendi seyircimi oluşturmaya karar verdim. Küründen Kabare'yle oluşmuş işte bilmem kaç bin seyirci izlediyse bir seyircim var. Yeni projeye başlayacağım mesela. Orada da iyi bir şey yapmaya, kendi çizgime, o seyirciye yakın. Benim şöyle bir hedefim var. Seyirciyle ilgili. İstanbul'da tiyatro izlemek kolay değil. Bir seyirci evinden ya da işinden kalkıp tiyatroya gelene kadar yarım gününü harcıyor neredeyse. Bir sürü para harcıyor, yemek yedi gitti etti bilmem ne. O seyirci geldiğinde parasının ve emeğinin karşılığını alsın istiyorum. Eskiden bize öğretilen şeydi tiyatro camiasında. Kötü bir oyun olsa bile alkışlayın, emeğe saygı. Hiç öyle bir şey yok. Yani oyun iyi olur, kötü olur, beğenirsin, beğenmezsin başka bir şey ama emek verilmemişse, sahnedeki oyuncu oynamıyorsa, artık bir sebepten bıkmışsa, laf olsun diye oraya çıkıyorsa kusura bakmasın alkışlayamam. Kalkıp terk bile edebilirim. Öncelikle bence oyuncudan ziyade bu bizim işimiz, seyircinin emeğine saygı diye düşünüyorum. Küründen Kabare'de şuna %100 inanıyorum ki gelen her seyircinin emeğinin karşılığını verdim ben. Hem paralarının karşılığını verdim hem o zamanlarının karşılığını verdim. Yeni projede de onu yapmak istiyorum. Ve şöyle olacak, uyduruyorum Küründen Kabare'de 1000 seyircim vardıysa yeni projede bu 1500 olacak. Öbür projede 2000 olacak, 3000 olacak, bilmem ne olacak. Ve ben rüştümü ispat ettiğimde bir gün Küründen Kabare'nin yarısını bile yapsam ödüllerin hepsini toplayacağım buna eminim. Yani çünkü seviye aslında orada hiç kusura bakmasınlar biraz iddialı olacağım ama Küründen Kabare'ye ödül vermeyecekseniz neye vereceksiniz ki? Yani bir kere yaratıcılık anlamında, bakış açısı anlamında 10 tane diyelim ki bugüne kadar trans karakter hikayesi olduysa buradan bakan bir hikaye görmedi tiyatro camiası. Nasıl vermezsiniz? Bir kere bu kadar gerçekçi bir yerden, bu kadar içten, pozitif ayrımcılık yapmadan, translar da ne kadar tatlış demeyen, bir gerçek bir şeyi veren, yani neredeyse belgesel gibi ama bir yandan seyir zevki olan, seyirciyi mutlu eden ve geldi iyi ki gelmişim dedikleri, sevmeyen var mıdır? Vardır mutlaka başka bir şey ama emek verilmiş bir iş vermeyeceksin de daha neye vereceksin? En iyi kadın oyuncu vermek zorunda değilsin ama görüyorsun yeni metin bir kere. Bazen görüyoruz böyle yeni metin ödülleri veriyorlar. Türk tiyatrosuna metin kazandırdın. Bakıyorsun gerçekten hiçbir şey söylemiyor. Özellikle bu kadın oyunlarında böyledir. Gidiyorsun izliyorsun işte ne bileyim kocasından dayak yiyor kadın bir şey. Evet görüyoruz şiddet ha. Sonrası yok. Bir hikaye var ama Google'layınca zaten göreceğim bir şey. Mesela Türkiye'de kadın sorunları nelerdir yazayım Google'a. Onun çıkanının aynısını bana oynuyor. Sen ne diyorsun bana? Bana hangi pencereyi açıyorsun? Nereye yönlendiriyorsun beni? Hiçbir yere. Hiçbir bakış açımda değişiklik yok. O zaman niye kalkayım evimden geleyim de seni izleyeyim ki yani? Zaten ben bunu okuyabilirim, görebilirim. Milyon tane filmi var, bir şey var.
bu şeylere, metinlere bile, bu tarz metinlere bile aman ne kadar başarılı, çok harika diye ödüller veriyorlar. Birazcık danışıklı dövüş mü? Evet yani birazcık danışıklı dövüş. Aradan sıyrılanlar var genç. Çok iyi oyuncular, çok iyi yazarlar, çok iyi yönetmenler. Bunu ayrı tutarak söylüyorum. Yani ödüllerin yarısı arkadaş, dost, canım, gülüm hesabına gidiyor. Yarısı da işte rüştünü ispat etmiş insanlar var. Böyle herkes hoca sayıyor. Yani bazılarına bakıyorsun hiç hocalık hiçbir şey yok ama sadece yaşlı olduğu için, senden önce bu işi yaptığı için tabii ki saygı duymak gerek. Ne şartlarda yapmışlar bu başka bir şey. Ama muhteşemsin, muhteşemsin. Hayır değil. Muhteşem değil. Bu yalana gerek yok. Ve ünlü isimlere bunu yapıyorlar. Geçtiğimiz sezon iki tane ünlü oyuncunun oldu. Birini de çok severim. Bir oyuna gittim. Korkunç. Gerçekten korkunç. Seyirciye saygısızlık. O oynadığınız tiyatro salonuna yazık. Çok ciddi söylüyorum. Yani bakın bir projeyi seversin sevmezsin başka bir şey. Ama oynamamak, yalap şap yapılmış olmak, ben zaten ünlüyüm, zaten seyirci gelecek diye düşünmek, bu utanç verici. Onlara bile gelen işte o premier seyirci söyletir ya eş dosta, ay muhteşemsiniz, harikasınız değillerdi. Ve ben bekledim özellikle o sevdiğim oyuncuyu, çıkmadı fuayeye, niye çıktı çıkmadı bilmiyorum. Şey diyecektim yani direkt, hayal kırıklığı, siz nasıl bu oyunda oynarsınız diyecektim. Bunu söylemek gerekiyor, gerçekten bu kötülük değil. Eğer ben bu kadar kötü bir projede oynarsam, bu kadar oynamıyor olur, lütfen bana söylesin seyirci. Kalkıp desin ki ne yapıyorsun kardeşim, bu nedir desin. Yani ben yine böyle çok usta saydığımız, ustadır aynı zamanda bir insanın oyununa gittim. İki tane öyle yaşı bizden büyük hocalarımız yani gerçekten onlar sahnede durması bile bir şeydir. Bunda hemfikiriz. Artık konuşamıyor, artık bir şey yapamıyor. Ama onu izliyor olmak, o ismi o sahnede görüyor olmak gerçekten bir şey. İşte 70-80 lira bilet parası veriyorsun. Ona da değer, o insanı görüyorsun. Ama yanında genç oyuncular var. Oynamıyorlar. Rejiye bakıyorsun, 30 yıl öncesinden kalmış rejiden aklında kalanlar. Ya biz 2019 yılındayız. Gerçekten ayıp. 30 yıl öncesini bile yapmıyorsun bak. O zaman yaptığının daha kötüsünü yapıyorsun. Kostüm, dekor, güya öyleymiş gibi. İki tane yalap şap şey yapılmış. Bunu yapamazsınız yani. Artık bu tiyatro seyircisine lütfen bunu yutturmayalım. Ve orada böyle tiyatronun çınarı dediğin, saygı duyduğun önünde düğmeni ilikleyeceğin, ne kadar kötü olursa olsun yaptıkları şey, hocam diyeceğin insanlar var, sen onunla yan yana çıkmışsın. Ey genç oyuncu, niye çıktın oraya? İki tane sebep vardır değil mi bir oyuncunun orada oynaması? Ya para içindir. O tiyatrodan, prodüksiyon tiyatrosu, para kazanıyorsundur. O zaman o aldığın paranın karşılığını ver. Kötü de olsa sahnede oyna. Ya da hocam diyorsun, bu insanlarla yan yana çıkıyorsun, ne büyük bir şans. O zaman ona saygı duy, onun da karşılığını ver. Senin olmak istediğin yerde, oyun oynamadığın, sadece replik söylediğin yerde olmak için çaba sarf eden bir sürü insan var. Onların hakkını almamalısın. Yani birazcık bu saygı mevzuunu, nereden geldik buraya bilmiyorum ama gözetmek gerekiyor. Ve artık yalan söylememek gerekiyor. Zaten seyirci bunu şey yapmıyor. Yine hiç söylemeyeceğim, bu sezon başlayan bir oyun vardı. Çok kendine güvenen bir oyuncunun, çok kendine güvenen bir prodüksiyonun oyunu. 5 oyun sonra kalktı. Kalkar tabii. Seyirci aptal değil yani. Emek, emek vermek ve emek veriliyorsa da lütfen karşılığını vermek. Ay ne çok konuştum. Estağfurullah, çok güzel konuşuyorsunuz. Aslında az önce sözü geçti Mademoiselle Coco'nun. Bir drag queen karakter. Mademoiselle Coco nasıl hayata geçti, nasıl gidiyor, nasıl bir karakter konuşmak istiyoruz ama önce drag queen ne demek? Drag queen aslında bizim de kültürümüzde olan bir şey. Yani tiyatrodaki zennelik mevzu aslında. Ta Shakespeare döneminden gelen bir geçmişi var drag queen'in. O zaman öyle söylenilmiyordu. Belki zenne deniliyordu, bilmem ne deniliyordu falan ama zaten bu ismi de Shakespeare söylüyor bu drag mevzunu. O dönemde kadın oyuncular sahneye çıkamadığı için erkekler kadın kılığına giriyorlar. O üzerindeki etekleri de sürüyorlar. Çok büyük etekler. O sürmekten drag diye bir şey yapmışlar. Sonra cinsel devrim bilmem ne zamanları Amerika'da da bir üst şey verebilmek için bu performanslara queen'i koymuşlar. Ve drag queen'lik böyle bir şey çıkmış. Tiyatromuzda da gerçekten var bu zennelik mevzu. Aslında erkeğin kadın kılığını, abartılı kadın taklidi yapması mevzu.
Fakat farklı farklı geldiğimiz yerde artık trans kadınlar da yapıyor ya da işte na trans kadınlar da yapıyor. İşte drag kinglik var, işte biyolojik olarak kadın olan kişinin erkek kılığına girmesi ya da biyolojik olarak kadın olanın bu drag queen mevzunu yapması, faux queenlik, sahte queen, yalandan queen dediğimiz mevzular, çok böyle şeyleri var, varyasyonları var. Kısaca aslında erkeğin kadın kılığına girme mevzu. Ben de zaten ilk böyle drag queen performansı, yani tıpatıp şov yapıyordum dedim ya. Aslında o da bir drag queenlik şeydir. Huysuz Virgin de bir drag queen. Yani. Ya da işte tiyatromuzdaki kadın oynayan o Arap bacılar falan da aslında drag queen performanslardır. Tabii bizim şimdi algıladığımız yer daha RuPaul gibi şeyler algılıyoruz ama onun da varyasyonları var. Daha transformist olanları da var falan. Ben işte tıpatıp show yapıyordum. Sonra buradaki bu drag queenlik mezunu, ilk akla gelen böyle 30 santim falan ayakkabılar vardır. Onları giymek, çok büyük saçlar, abartılı hareketler, abartılı kostümler, abartılı makyajlar. Bir nevi aslında bu cinsiyet rolleriyle dalga geçer drag queenler ve bunun üzerinden bir performans sergilerler. Çeşitli şeyleri var. Daha teatral performans yapanlar var, dans performansı yapanlar var. Çıkıp sadece şarkı söyleyenleri var, işte şaka yapanları var, komedi yapanları var gibi. Ben de ilk başladığımda böyle, hatta şey, şöyle ben de aynı şeyi algıladığım için, erkeğin kadın kılığına girme mevzu gibi algıladığım için bizdeki drag queen arkadaşların bir şeyleri vardı böyle, güzel görünmek falan. Ben aksine böyle erkeğin kadın kılığına girme mevzu olduğu için mesela göğüslerimi kapatırdım. İşte Marmaris'te falan çalışıyordum. Oradaki böyle insanlar bakıp güzel görüyorlar çünkü hani bir kadının kadın makyajı yapması başka bir şey, bir erkeğin yapması başka bir şey, anlık yapmak ya. İşte kaşım ona göre ince, aralığı ona göre şey falan. Gelip böyle kadın mısın, erkek misin diye sorarlardı. Ben de erkeğim derdim. Çünkü onların istediği şey o. Erkek kadın kılığına girmiş. Oradan bir komedisi çıkacak. Sonra ben o performansları yaparken çeşitli işte kılıklar, kulüplerde çalışıyoruz falan. Bizim bir dolanma dediğimiz aslında interaktif show. Sahnede bir performans yapıyorsun, bir de seyircinin arasında gezip onlarla eğlendiğin şey var. Orada bir stilim vardı, böyle ironik bir dilim var Zaki. Hayatta da öyle aslında. Ve drag queenlerde normalde başarılı olanlarında kendinde olan şeyi dışarı çıkarıyorlar. Yani cool birisi ise o, hiç kimseyle muhatap olmuyor mesela, kulüpte geziyor. O fotoğraf bile yetebilir. Şakacıysa onu yapıyor, şarkı söylüyorsa onu söylüyor, tiyatrocuysa onu yapıyor gibi biraz abartılı halini yapıyorsun. Böyle bir şeyi zaten yapıyordum mikrofonsuz. Sonra Madame Margot diye bir proje başladı, bir kabare projesi Suadiye'de. Ben de yapan kişiyi aradım, dedim ki kabare yapıyorsun ve ilk beni araman gerekiyor, hayırdır falan. Seyhan fobin mi var senin diye sordum. O da yok Seyhancığım, olur mu, gel dedi. Gittim baktım. Ne yapabilirim diye düşündüm. Dedim ki Madame Margot diye bir karakter vardı. Açıkçası biraz başarılı değillerdi o mikrofonda konuşmakla ilgili. Daha doğrusu o arkadaşımız çok tatlı, diyalekti falan çok tatlı ama arkadaş arasında yapabiliyor. Bunu sahnede yapabilmek başka bir şey. Ben de o Madame Margot'a değişemeyeceği için dedim ki bunun bir kankası olsun, aynı yollardan yürümüş olsunlar. İşte şanslı olan Madame Margot mekan almış, erkeği almış, star olmuş. Bir de Mademoiselle Coco. Tam adını koymamıştım ama bu da dedim şey olsun, işte mekan sahibi olmak istiyor olamamış, star olmak istiyor olamamış falan, o yüzden hep laf sokuyor falan gibi. Bir böyle büyük bir kalça istiyordum drag queen performanslar yaparken. Jennifer diye birinden görmüştüm şeyde, Amsterdam'da. Onun daha büyüğünü istiyordum böyle, karikatürü olsun diye. Koca memeler, koca saçlar falan. Hep böyle bir hayal ediyordum. O hayalimi hemen oraya transfer ettim çünkü çok kısa sürede başladım. Böyle böyle bir şey istiyorum, şöyle olsun böyle, tamam dediler. Çıktım ve oldu. Seyirci çok sevdi. Hakikaten böyle az kişiyi oynadığımız bir şeydi. Haftada 5 gün full çeken bir şey oldu falan. Seyirci aldı bayağı, Mademoiselle Coco'yu starlaştırdı. Bir 5-6 yıldır da çok çeşitli yerlerde çok çeşitli şeyler yaptım. Belediyenin Hıdrellez şenliğini bile sundum yani halka açık şeyi. Çok ciddi işler de sundum. Ne bileyim yardım kampanyaları da sundum. Ya da bilmem ne ödül töreni sundum bu geçtiğimiz günlerde, tiyatro ödül töreni, yeni tiyatronun, yeni tiyatro dergisinin. Böyle hiciv yapan, bir sivri dili olan ama böyle komedi yapan, komedi deyince akla küfür geliyor ya artık ülkemizde, küfür müfür etmeyen. Yani öyle belden aşağı espri yapmayan, seksüel imaları elbette var insanlar sevdiği için ama böyle
aile drag queen diyelim. Yani şöyle, draglar genelde bir gay eğlencesinin şeyidir. LGBTİ camianın şeyi gibi görülür. Ben bunu işte Amerika'da, Avrupa'da falan çok gördüm, gittim ve espriler şeydir, biraz marjinaldir. Mademoiselle Coco'nun hedef kitlesi LGBTİ camia değil. Yani işte annen de gelse izleyebilir, bilmem kim de gelse izleyebilir. LGBTİ camia da tabii ki izleyebilir. Öyle bir genel profil çizerek yaptığım bir şey. Bir 7 yıl oldu galiba, 7 yıldır devam ediyor. Şimdi çok mutlu olduğum bir yerde çalışıyorum, ondan bahsetmek isterim. Dada Salon Kabare'de, Okan Bayülgen'in kabaresi, duymuşsunuzdur. Muhteşem bir mekan. Yani insan, lütfen gelin, davet edeyim sizi. İnsan oraya geldiğinde aşık oluyor ve ben öyle herkesin aşık olduğu bir mekanda çalışıyorum. Dada Salon'un oyunları var. Eğlenceli Cinayetler Kumpanyası, Metres şirket ve şimdi yeni Okan Bey'in yazıp yönetip oynadığı bir oyunu var, Harem Kabare. Ve onların öncesinde şey yapıyorum, Mademoiselle Coco böyle döpyeslerle falan insanları karşılıyor, işletmeyici. Bir saat kadar böyle bir karşılama yapıyor. Bir süre sonra mikrofonu var, böyle laf sokuyor ve anlıyorlar bir performans olduğunu. Sonra bir iki şarkı söyleyip biraz şaka yapıp oyuna pas atıyor falan. Çok mutluyum orada. Çok yani ve şöyle bir şey. Aslında ülkemize baktığımız zaman hani belirli yargılarımız var ya burayla ilgili. Bir drag queen tiyatroda çalışıyor, kabarede. Ve hiç kimse bir drag queen için ya da Mademoiselle Coco için gelmiyor. Şimdi kulüpte de çalışıyorum, X-Stars'da çalışıyorum. Oraya onun için geliyorlar. Ya da ne bileyim bazı şarkıcıların ön programını yapıyorum. Cenk Eren için geliyorlar ama orada bir eğlence olduğu için benim oraya çıkıp orkestrayla şarkı söylemem, onlara eğlence yapmam aykırı gelmiyor. Ama hiç beklemediğim bir yer, yemekli bir restoran, işte kabare, gidiyorsun ve bir drag queen seni karşılıyor ve şeye çok şaşırdım. Bütün sezondur çalışıyorum. Ne olacak, insanlar ne tepki verecek diye çok böyle düşündüm. Hatta Okan beni daha önce izlemişti bazı programlarda. Çok domine etme falan dedi bana böyle ilk gün. Çünkü şey, Mademoiselle Coco böyle hemen herkesi içine alıyor. Hemen bir dakika burada bir şey yapıyoruz falan. Öyle bir güçlü enerjisi var. Çok seviyorum Coco'yu. Tamam dedim ben de. Böyle bir duruyorum kapıda. İnsanlar geliyor. Hoş geldiniz. İşte rezervasyonunuz kimin adına diyorum. Hiç şaşırmıyorlar. Onlar şaşırmayınca ben daha çok şaşırıyorum ya burada. Çünkü şey değil, tamam döpyesliyim, böyle gözlüklü, topuzlu saçlıyım falan ama yemyeşil rujum var, turuncu allığım var falan. Aykırıyım yani, ayağımda bu kadar topuklu, şöyle bir kalçam falan. İnsanlara ilginç gelmedi, çok şaşırdım. Çok normalleştirdiler yani, gerçekten orada çalışan bir genç kızmış gibi davrandılar. Ta ki ben böyle mikrofonla, ay bu müzik niye böyle, işte klima mı bir şey, üşüdün mü, telefonlu falan diye onu anlamaya başladılar. Bir tek şaşıranlar şey oluyor, ya böyle geyler gelip, ay inanmıyorum burada bir drag queen vardı, ya da tasarımcılar böyle çok büyük tepki veriyorlar, falan yapıyorlar böyle bir mutlulukla. Çok güzel oldu. Çok böyle sanki o mekanda yüzüyümüşüm gibi oldu. Çok mutluyum orada çalışmaktan. İşte bir yandan X-Starch İstanbul'da hafta sonları çalışıyorum. Orada da başka şeyler yapıyoruz. Orası da güzel bir mekan. Hani değişik bir kafa. İşte dediğim gibi bu şarkıcıların ön programlarını yapıyorum. Ve böyle ekstralarda da sünnet düğününe bile gittim yani. Hani Mademoiselle Coco ile Mademoiselle Coco'da, hani şey dedim ya, Küründen Kabare önemli bir yerde. Mademoiselle Coco'da hayatımdaki önemli dönüm noktalarından ve önemli karakterlerden biri ve ömür boyu oynayacağım. Hani şuna inanıyorum. 80 yaşına gelsin elimde baston fark etmez. Şimdi belli oluyor mu bilmiyorum ama işte ameliyat oldum ve gözaltım falan mor. Böyle burnumda bant varken sahneye çıktım. Fark etmez ki, onun şakasını yapıyorum. Çünkü çok doğaçlama yaptığım için, o an orada olan şeyler üzerinden yaptığım için çok eğleniyorum. Garson tepsiyi düşürdü. Normalde kimse bunu görmez, olmamış gibi davranır. Ay Mademoiselle Coco rezillik çıkarır. Tepsi düştü ve gördük. Seyirciyi aptal yerine koymaya gerek yok. Bunun üzerinden şakasını yapmak gerek. Bunu tüketmek gerek gibi bir şey. O yüzden seviyorum kendilerini efendim ve Coco devam ediyor. Ben de bu arada Mademoiselle Coco'yu izleme fırsatı buldum. Leman Kültür'ün, pardon, Leman Dergisi'nin 25. yıl dönümünde orada da performansınız, sunuculuk performansınızı izleme fırsatı buldum. Bayılmıştım gerçekten. Teşekkür ederim. Elinize sağlık. Şimdi hem drag queen'in yanında tiyatro sanatçısınız, oyuncusunuz, aktivistlik de yapıyorsunuz, insan hakları aktivistisiniz. Bu kimliğinizde sigortamı birazcık yatırmıyorlar.
Bu kimliğinizle konuşmak isteriz. Herkes aktivist zaten artık da. Şimdi ben öyle bir... Öyle adlandırıldığı için öyle diyorum. Hani ben dur bir saniye aktivistim falan değil. Benim bu hayatla ilgili dertlerim var. Hepimizin var ve belirli mücadelelerim var. Hani insan hakları aktivisti olmak, LGBT'ye aktivisti olmak bunlar biraz iddialı şeyler açıkçası. Yani insan hakları aktivistim, insan haklarına %100 uyuyor muyum bakalım yani. Hani bir sürü şeyim mutlaka vardır. Evimde kedim var, hayvan sever miyim? Hayır, tavuk yiyorum yani hani gibi. Ya da ne bileyim sokaktaki kedi köpekle ne kadar ilgileniyor. Öyle çok iddialı bir yerden şey yapamam ama transseksüellik ya da translar, trans hakları ile ilgili... Evet, çabasını veriyorum. Küründen Kabare de aslında bunun bir şeyi, bir cevabı. Ve bence Matmazel Coco da öyle. Çünkü insanların trans kadınlarla ilgili belirli yargıları var. İşte bahsettiğim yerlerde çıkıyorum ve orada görüyorlar yani bir trans birey olduğumu. Ve hep sanatçı olan ya da sahnedeki kişi alkışlanır ya, şey bekliyorlar. Nedir öyle? Bir trans kadına bekledikleri, tırnak içine söyleyeyim, ayarsızlıklar var. Acaba şöyle mi yapacak, soyunacak mı, bana mı yürüyecek falan. Niyeyse böyle ön yargılar var. Bunların hiçbirini yapmayınca, o insanları gerçekten orada eğlendirip gidince, iş yapınca, aslında yapman gerekeni yapınca böyle bir afallıyorlar. Bu çok ilginçtir ki, bunu set içinde söylüyorum. Bir sete gidiyorum, böyle ne yapacak acaba diye bekliyorlar. İşimi yapıyorum, atıyorum sufle alıyorum. Ya da oynuyorum, ben oraya bölüm oyuncusu olarak gitmişsem gideceğim ve direkt adapte, hiç tanımadığım insanlarla direkt adapte olup oynayacağım. Bu kadar basit. İşimi iyi yapmak zorundayım, işimi yapmak zorundayım. İşimi yaptığımda bile ayakta alkışlıyorlar. Çünkü belirli yargıları var. Yani Matmazel Coco da aslında bu anlamda aktivizm yapıyor. İnsanlara da bir değişim sağlıyor. Diyorum ya bak 3 yıl Şişli Belediyesi'nin Hıdrellez'ini sundum. İlk yıl ben de korktum. Göğüs dekoltemi biraz kapatsam mı acaba? Hani tırnak içinde söyleyeyim, halkın çok içine çıkıyoruz. Çok özür dilerim Seyhan Hanım. Yani Matmazel Coco'dan ve çok bahsettik. Rejiden arkadaşlarım internetten bulup böyle bir arkadan gösterirse Matmazel Coco'yu çok mutlu oluruz. Bulabilirlerse tabii. Yapabilirlerse, yapamıyorlarsa sağlık olsun tamam, diyelim. Tamam, yaptıkları anda susarım. Ne diyordum? Orada ben de korktum. Yani şöyle mi yapsam, böyle mi yapsam? Ve bayağı gerçekten çoluğun çocuğun olduğu bir ortamda oldum Matmazel Coco ve o kadar sevdiler ki roman karakteri oynuyor Coco. Ama böyle klişe bir yerden oynuyor. Yani Seyhan oynasa daha gerçekçi oynar. Matmazel Coco her şeyi abartı. Köylü kadın oluyor. Güya kafasına şey yazma bağlıyor ama o yeşil ruju duruyor falan. Onu da kabul ettiler. Yani çok güzel yerlerde oynadım ve orada biraz var ediyorsun. Yani bu da aktivizm. Seyhan olarak da trans çocuklar beni özellikle çok ilgilendiriyor. Çünkü ben bir çocukken bir trans ablaya ihtiyacım vardı ve yaşadığım belirli problemler vardı. Çok şükür ki güçlü bir karakterim ve ben çok rahat atlattım. Görece rahat atlattım tabii ki, rahat değil ama şimdi de bununla ilgili bir farkındalık olsun diye, İnsanlarda bir dönüşüm olabileceğini düşündüğüm için ve bu öteki olma kavramının tanışmamaktan geçtiğini düşündüğüm için insanlarla elimden geldiği kadar tanışmaya çalışıyorum. Ne bileyim YouTube videosu çekiyorum, işte buraya katılıyorum, oyun oynuyorum, bir şey yapıyorum. Her yerde fark etmez. Şurada mutfakta iki kişi olsak konu açılsa hemen anlatırım. Hiç çekinmeden. Orada bir dönüşüm sağlamak, bir pencere açmak, bir tanışma sağlamak için bunun adına da aktivizm diyorlar. Ben bunu ömür boyu yapacağım. Seyhan olarak buna ihtiyacım yok artık. Ben birinin bana ne dediğinin de önemi yok. Bana koyduğu etiketin de yan bakmasının da hiçbir önemi yok. Çünkü kendime güveniyorum. Ayaklarım sağlam basıyor yere. Ve geldiğim noktada da transsın, kadınsın, erkeksin, falansın, filansın. Hiç umurumda değil. Ben Seyhan'ım. Ne diye adlandırırlarsa adlandırsınlar. Ama yeni jenerasyondan çok umutluyum. Benim yaşadığımı ya da birçoğumuzun yaşadığını ya da benden daha kötü deneyimler yaşamış insanların yaşadıklarını o küçük çocuklar yaşamasın diye destek olmaya çalışıyorum. Ve geri dönüşlerde de bunu alıyorum. Ne bileyim işte bir video çekiyorum oradan işte abla ben seni izledim, anneme izlettim, şu oldu. Ya da kendi çocuğu trans olan, LGBT'yi olan anneler, babalar yazıyorlar bana. Ya da cinsiyet kimliğiyle barışamamış insanlar, cinsel yöneliminin adını koyamamış insanlar. 40-50 yaşında adam bana yazıyor mesela, ben neyim diye soruyor. Hani beni öyle bir yere koyduğu için. Tabii ki bunun cevabı kişinin kendisinde. Bazen ben bir de böyle
patavatsız ve rahat bir insanım yani. İşte ay abla bir şey yapamıyorum bilmem ne makyaj yapmak zorunda mısın diyorum. Ya da diyor ki işte ben Seyhan Hanım gay miyim işte yoksa biseksüel miyim diyorum ki boş ver ne fark eder kimin sana ne dedi. Ne hissediyorsun? Sen kendini ne olarak görüyorsun? Evet gay'in, biseksüelin, transseksüelin, işte bilmem heteroseksüelin, falan seksüelin, filan seksüelin açılımları var. Cevaplar bunlar. Onlardan bak eğer adlandırmak istiyorsan. Adlandır ama birinin seni adlandırması bir şey demek zorunda değilsin. Sen sensin falan. Böyle iyi geliyor bu insanlara. Bu benim gerçek düşüncem. Kendim için de böyle. Umursamıyorum hakikaten. 10 yıl önce olsaydı birisi trans kimliğimle ilgili başka bir yakıştırma yapsaydı. Bozuluyordum, üzülüyordum. Şimdi geldiğim yerde rahatım. Diyorum ki niye bunu yıllar önce? Evet geldi. Matmazel Koku'yu görüyorum. Çok teşekkür ediyoruz Ayşe. Matmazel Koku'dan çok bahsettik. Matmazel Koku böyle bir karakter. Seyhan Arman'ın hayat verdiği bir karakter diyelim. Sesli değil mi şu anda? Yok sesli değil. Ha okey. Şarkı söylüyor burada. Matmazel Koku ben geldim sizlere bir şey getirdim. Oy dingalayı. Buyurun siz arkadan dönebilir. Buyurun devam edin. Öyle yani hani bunun adı işte aktivistlikse aktivistim. Aktivizm ise evet bir aktivizm bir şey yapıyorsun. Yapmaya çalışıyorum. Ama bazen insanları tatmin edemiyorsun bu konuda. Ve bir de şey var yani benim jenerasyonumun öğrendiği şeyle yeni jenerasyonun öğrendiği şey arasında fark var. Ona da bir yandan uyum sağlamaya çalışıyorum. Bir yandan da şu oluyor aslında. Ben birilerine bir şey anlatıyorum ama bir yandan da öğreniyorsun. Atıyorum 16 yaşında çocuk gelip sana bu böyle değil diyebiliyor. Çünkü baktığımız gördüğümüz şeyler de farklı. O anlamda elimden geleni yapıyorum. Ne kadar yararlı oluyor, ne kadar şey yapabiliyorum bilmiyorum. Ama buna inanıyorum şu anda. İnandığım sürece de devam edecek. Bu da yine ölene kadar sanırım devam edeceğim şey. Bazen böyle bir bıktırılıyorum. Bir böyle geriliyorum, o zaman duruyorum. Allah'tan rahat bir insanım ben yani. Sıkıldıysam tam sıkıldım kardeşim deyip şey yapıyorum. Yani bugün atıyorum buraya çıkmak istemiyorsam çıkmıyorum. Çok o bu rahatlığım seviyorum. İstediğim sürece yapacağım, istediğim sürece mücadelesini vereceğim. Bir gün gerçekten çok bıktırılırsam, çok üzerime gelinirse, bir şey olursa. Çünkü insanları memnun edemiyorsun. Bazen şey oluyor, atıyorum bir televizyon programına çıkıyorum, bir şey oluyor. Bazı trans arkadaşlar şey söylüyor, niye seni çağırıyorlar? Sen niye konuşuyorsun? Seni çağırmamışlar, beni çağırmışlar. Ne yapabilirim? Bunun niyesi yok ki. Ben iyi bir anlatıcı olduğumu düşünüyorum. Oyunculuk yaparken de aslında buna karar verdim. Artık ben anlatıcıyım ve hikaye anlatmalıyım diye. Küründen kabareden sonra öyle hissettim. İyi anlatıyorsam bu. Yani benim belki cinsiyet kimliğim bu olmasaydı, başka bir hayata doğmuş olsaydım ve bu anlatma ya da işte bu bahsettiğim özelliğim olmuş. Belki de siyasetçi olacaktım. Belki bilmem ne olacaktım. Benim hayatımda da kendimi anlatmak, transseksüelliği anlatmak ya da belirli hikayeleri anlatmak üzerineymiş. Demek ki o yüzden böyle şeyler geldiğinde böyle bir geriliyorum açıkçası. Ne bileyim işte YouTube'a video çekiyoruz, bir şey oluyor. Az önce de konuştuk işte soramazsın diye bir video çektik. Bence çok tatlı bir video oldu. Yanlış anlaşılan bir iki yeri var ama anlaşılsın ne yapayım. Yani o kadar uzun bir videoda uzun konuşuyorsun bir saat sonra onu 20 dakikaya 23 dakikaya neyse montajlıyorlar. Bazı şeyler anlaşılmıyor. Benim de memnun olmadığım bir iki yer var. Ama o kadar insan YouTube gibi bir mecrada o kadar güzel şeyler söylüyor. İki küsür milyon izlenmiş video ve çok az anlamayan, küfreden bilmem ne yapan. Normalde çok korkarsın değil mi YouTube'da? Herkese küfrediyorlar çünkü öyle bir grup var. Çok açık bir alan zaten. Evet buna, etmemişler. Evet. Çok böyle pozitif şeyler söylemişler. Şunu söyleyen bile olmuş yani. Söylediklerinize katılmıyorum ama işte bilmem ne bilmem ne pozitif bir sürü cümle. Şimdi bunları söylüyorlar bir yandan. Öteki taraftan da bazı akranlarım. Ay işte bilmem ne bilmem ne şöyle saçma sapan şeylere takılmalar, bir şeyler. Eskiden buna çok takılıyordum ve böyle bu tarz şeyler olduğunda genelde birine böyle bir saldırı olduğunda hep şey yapar, ay beni çekemiyorlar, beni kıskanıyorlar. Bunlar da bana saçma gelirdi. Şimdi ben de öyle düşünüyorum. Yani beni çekemedikleri için falan değil, kendimi rahatlatıyorum. Çekse bana ne, çekemese bana ne. Yani bazen belirli değerleri vermeyi bilmiyoruz, o da böyle...
birazcık açıkçası yoruyor, gerçekten yoruyor. Yani bak, YouTube gibi bir mecrada küfür edilmemiş arkadaşım bana ve ben orada doğru bir şeyi anlatıyorum. İnsanların aslında bildiklerini, bir dakika öyle bir yanlış biliyorsunuz. Transseksüellik o demek değil ki diyorum, bu böyle bir tokat atıyorum, buna rağmen güzel şeyler söylemişler. Eksiğim gediğim olabilir. Tabii ki gel bunu söyle, tabii ki üstüne konuşalım, bir şey söyle mesela. Ha o öyle değil de böyle demek istemiyor, ay yanlış mı anlaşılmış ya, özür dilerim diyorum. Daha bunun üstüne diyecek bir şey var mı? Bir sonraki videoda düzeltirim. Ben de sonuç olarak peygamber değilim ya. Her şeyi doğru yapacağım diye bir şey. Ben de herhangi bir insanım yani. Doğrusu olur, yanlışı olur. Şimdi yeni bir video çektik. Katarsis diye. İlk defa böyle bir psikoterapiye katıldım. Psikoterapi değil tabii de hani o tarz bir şeymiş gibi. O da mesela çok tatlı oldu. 30 dakikalık bir video. Ben mesela şimdi kendi yaptığım işleri çok beğeniyormuş gibi olmayayım. Bir sürü şeyimi beğenmiyorum. Ama videoyu izlemeye başladım. 30 dakika şak diye akıyor. Kolay değil 30 dakikalık videoyu izletmek ve şey yapmak. Güzel geçmiş. İnsanlar orada başka örneklerle karşılaşıyor. Keşke böyle bir sürü örnek olsa ve bu tanışmalar sağlansa. Anlattığım şeylerin hiçbir önemi yok. Oradaki yani izleyen insanlar bir trans bireyle tanışıyorlarsa, bir başka bir pencere açılıyorsa yeter, ben görevimi tamamladım. Sonrası onun. Zaten çok merak eden yazar Google'a transseksüellik ne diye de öğrenir. İşin gerçeğini de öğrenir. Aslında klişeleri ve ön yargılarını yıkacak bir sürü şey makale de yazılmış, film de çekilmiş, tiyatro da yapılmış. Öğrenmek istedikten sonra öğrenirler. Yani bu tanışmayı sağlayan bir şey olduğu için bence önemli ama bazen dediğiniz gibi yoruyor. Çok takılmıyorum. Takıldığım zamanlar oluyor. Ama ömür boyu devam galiba. Son bir şey de belirtip kapatalım. 2016 yılında BBC'nin 100 kadınından biri seçildiniz. Evet. Hem sosyal sorumlulukta yaptığınız çalışmalardan dolayı hem de kendi başarılarınızdan dolayı. O şöyle bir şey yani ben ona açıkçası bir öğrenci de gelse bana sizle röportaj yapmak istiyorum dese yapıyorum. Böyle deyince de herkes geliyor ama şunun altını açabilir miyim 2 dakikada? Lütfen evde çay servisi yaparken fotoğrafımı çekmek istemeyin. Bütün hep bu. İstemiyorum yani güya tırnak içinde ne kadar normal olduğumu gösterecek. Hayır ben evde çay servisi zaten yapmıyorum. Beni oradan normal sayacaksan, oradan kadın sayacaksan saymayın lütfen. Bugün bir psikolog ya da psikoloji okuyan bir genç kız yazmış. Böyle böyle bir şeyim var. Anket gibi bir şey yapmış. İşte bir araştırma yapıyoruz. 11 kişiye ulaştım. 150 kişiye ulaşmam gerek. Baktım ankete. Ve bunun hocası var. Hocası da buna onay vermiş falan. Ya bir kere transseksüelliği anlamam. Söyledim kendisine de. Oraya şeyler yazmış. İşte biyolojik olarak kadın mısınız, erkek misiniz? Şimdi sen trans bir kadına orada erkeği işaret edemezsin. Yani tıpta böyle olabilir, biyolojik olarak onun adı öyle olabilir. Ben Seyhan olarak bunu belki işaretlerim falan ama bunun travmasını yaşayan insan kendini oraya erkek diye işaretler mi? Sonra dönüyor başka bir kritik bir soru var. Cinsel yönelimleri sormuş mesela. Şimdi LGBT'yi bireylere yönelik yapıyor ya. Eşcinsellik, biseksüellik, transseksüellik diğer. Heteroseksüel niye yok orada? Trans erkekler ve trans kadınlar heteroseksüel olabilir. Siz bunları bilmeden nasıl bir araştırma yaparsınız? Hani sorsan iyi bir şey yapmayacak. Hayır iyi bir şey yapmıyorsun. Önce transseksüelliğin ne olduğunu öğreneceksiniz arkadaşlar. Ondan sonra araştıracaksınız. Yoldan geçen herhangi birinin bilgisiyle neyin araştırması? Öğrenciler lütfen bunları doğru bilerek yapalım. Filmlerinizi, bilmem nelerinizi, röportaj tekliflerinizi evde çay getirerek yapmıyoruz. Önce bunu söyleyeyim. Neydi, soru neydi? O arada karıştırdım. BBC'nin 100 kadın evet yani şey, ben BBC'nin sosyal şeyini, sorumluluk projeleri dedim böyle çok şey diye düşünmedim evet yani ay BBC gelecek ben işte şey yapacaklar diye düşünmedim. Herhangi bir öğrenci abla senle bir röportaj yapalım da 15 kişilik sınıfta göstereceğim demiş gibi bir yerden çektim. Çünkü şuna inanıyorum ben. Dünyada başarmış 100 kadın her yıl bunu şey yapıyorlar. İşte seçmişler. Neye göre seçtiler beni? Hani gerçekten bugün dünyada 100 kadını seçsek onlardan biri miyim? Hani o yıl için bile olsa. Mutlaka başardığım şeyler var. Mutlaka böyle övgüye değer şeylerim var ama hani bir şekilde tesadüf mü gelmiştir, görmüştür falan. O yüzden o kadar büyük şeyler görmüyorum. Ben ama sonra ona
Herkes böyle bir ilgi gösterdi. Ay BBC işte basın onun üstüne röportaj yapıldı. Buradaki böyle ciddi gazeteler falan. Ben de diyorum ki deli mi bunlar acaba yani? Ben hep buradayım zaten yapıyorum. Sosyal sorumluluksa da yapıyorum, aktivizm de yapıyorum. BBC yapınca mı oluyor falan? Benim için öyle çok önemli bir yerde durmuyordu ama sonra önemsemek zorunda kaldım. Bir yandan da güzel bir şey. Bütün dünyada hikayem anlatılmış oldu. Ve ulaşmaya çalıştığım insanlar var ve daha çok kişiye ulaşmış oldum. O yüzden teşekkür ederim onlara. Hem böyle işte bu yaptığım oyunculuk ve bunları bir başarı saydıkları için hem de o sosyal sorumluluk projelerini, işte nedir sosyal, böyle bir dayanışma ağı gibi bir şey oluşturdum kendi çevremde. Bana güvenen insanlar var. Hani bir mesaj yazdığımda ya şurada şöyle bir şeye ihtiyacımız var hemen katılıyorlar. Koko'nun seyircileri bile yani kulüpteyim çalışıyorum gelip atıyorum işte 200 lira veriyor al bunu işte o çocuklara mont al benim için falan diye. Çok tatlı şeyler bunlar. Ben kendimi iyi hissediyorum, o insanlar da kendini iyi hissediyor ve ben o süreci doğru yürüttüğüm için diyelim ki 100 lira verdiniz bana bir şey için onu aldığımda onaylı belge gönderiyorum. Bak 100 liranı aldım. Bununla şunu yapacağım diye. Hı hı. Onu yaparken işte mont mu alacağım diyelim ki köy çocuğu. Bak montları aldım diye bilgi gönderiyorum. Sonra o mont ulaşınca bilgi gönderiyorum falan. Ve bu insan da kendini iyi hissediyor. Bir işe de yaramış oluyor. Ve bunu yapabiliyorsam da bana çok zul gelmiyor açıkçası. Bir organizasyon yeteneğim var. Organizasyon yapmakla ilgili. Bunu buraya kullanıyorum. Ha şey yapıyor muyum? Her dakika mesela bana yazıyor. Ay benim buna ihtiyacım var. Şu bunları yapmıyorum. Yani sosyal medya alanımı bir reklam şeyine de benim reklamımı yap ya da benim işte buna ihtiyacım var diyenleri zaten şeye almıyorum yani dikkate almıyorum. Ben görürsem birbirinin önü mesela siz derseniz ki ya bir tane çocuk var fakir işte üniversite okuyor ya da ihtiyacı var. Benim böyle bir küçük bursum var 150 lira hani çok büyük bir para değil. O ona değecekse o çocuğa ben hemen burs veriyorum orada bir problemim yok. Ama biri bana yazdığında ben buna... Çok inanamıyorum ya. Biraz kendi üstümden değer biçiyorum. En son şeyde vapurda böyle bir metroda bir kadın çıktı şey yaptı. Yani affedersiniz sizleri de rahatsız ediyorum ama işte benim çocuğum benim ya gerçek değil ki bu. Yani gerçekten çocuğunun kan değişmesi gereken buna ihtiyacı olan anne oradan konuşmaz ya ezberlenmiş cümleler. Mesela böyle geldiğinde ben... inanmıyorum. Belki de yanlış yapıyorum ama inanmadığım sürece yapmıyorum. Ben inanmışsam, etkilenmişsem yani şuysa artık bu dönemde bir insanın cebinden 100 lira 200 lira çıkarması zorlaştı değil mi hepimiz için? Yani üzülmüşsem mesela kadının çocuğuna bez alamıyorum. Ay dur ben buna bez almalıyım diye düşündüysem yapıyorum. Ben ona eğer alacaksam o zaman diyorum ki arkadaşlar bakın böyle bir durum var. Yapmak ister misiniz? O zaman onlar bir yıllık bezini alıyorlar. Alsınlar. İnanıyorsam yapıyorum. Program bitecek herhalde. Şey yapayım, toparlayayım evet. Hemen. Gözünüzü yüzünüzü böyle yaptınız. Ay benim yüzüm gözüm nasıl çıkıyor? Göz altı mor kötü çıktıysam. Sevgili seyirciler. Geldik sizinle. Sohbet çok keyifli ama sürümüzü açtık. Ben de bekliyorum arkadaşlarımız bizi uyarıyor mu diye. Oraya bakmamı sürekli uyarmıyorlar. Nedeni o. Bazen işaret ediyorlar arkadaşlar yayın var diye. Arkadaşlar ne almışlar? Dedikodu programı yapalım. Ciddi program mı yapacağım ben buraya. Arkadaşlar dur biraz konuşayım. Müdür mü var? Patron mu var? Ne var burada? Patron yurt dışında ama gerçekten konuşalım. Düşünsene Mademoiselle Coco'nun. Yani şu şeye ben çok takıldım. Ya iki saniye söyleyeyim. Sabah programları var ya böyle magazini alıp böyle ciddi ciddi ay bilmem kim Nişantaşı'nda yürüdü diye. Onu böyle bunun dalgasını geçelim. Vallahi böyle bir program yapalım. Siz tamam, de yanıma alayım. Yapalım. Gerçekten yani. Evet. Eğlenelim burada bayağı bir şey de olur, tutulur da insanların böyle şeye ihtiyacı var. Evet. Eğlence deyince, komedi deyince küfür. 3-5 tane var arkadaş, onların yaptıkları filmler. İşte ciddi programlarsa biraz... Ay yapalım bunu ya. Ben hiçbir şeyle uğraşmam ama siz hazırlarsınız. Tamam. Ben gelirim, yapalım. Tamam. Çok yakında Medyascope TV'de şey yapacak, umarım gırgır yapacağız. Tamam. Seyhan Arman çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ediyoruz. Ayaklarınıza sağlık. Çok İyi ki geldiniz. Ederim. Mersi. Evet, bugün sinema, dizi ve tiyatro oyuncusu Seyhan Arman'ı ağırladık Bir Kadın programında. Siz izleyicilerimize bizi izlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Haftaya görüşmek üzere, iyi günler. İyi günler.